Mehmet hocalarım hoş geldiniz. Fen bilgisi kimya tanıtım dersi için sizlerle birlikteyiz. Ben Ziya Alperkaya. 9 Eylül Üniversitesi Kimya Öğretmenliğinden mezun oldum. Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Halihazırda da Gazi Üniversitesi'nde kimya eğitimi üzerine doktora tez çalışmamı yürütmekteyim. Bugün sizlerle birlikte bu tanıtım dersimizde organik kimya ile ilgili bazı dedikodular yapacağız. Bu zor olarak görülen ancak aslında çok da zor olmayan bazı küçük klik noktaları olan konuyla ilgili bir bilgilendirme yapacağız sizlerle birlikte. İlk önce sizlerin organik kimyaya olan bakış açısını görmek adına bir puanlama isteyeceğim. Organik kimya dersiyle ilgili en kolay 1, en zor da 10 puan olmak üzere hocalarım bir puanlama yapmanızı istesem kaç puan verirsiniz? Organik kimya en kolay 1, en zor da 10 puandır şeklinde bir puanlama yapsanız. Nasıl bir puan verirsiniz? Olcay Hocam 2 puan veriyor. 7, 5, 8. Gördüğüm kadarıyla bir 10 puan görmedim henüz. Peki, sanırım organik kimyaya bakış açımız biraz daha iyi görünüyor. Çünkü daha önceki zamanlarda 10 üzeri 10 hocam şeklinde vurgularla karşılaşmıştık. Bugün daha organik kimyaya ön yargısız bir öğretmen ekibiyle birlikte olmamız beni de mutlu etti. Şimdi organik kimya ile ilgili hocalarım neden sıkıntı yaşıyoruz? Şundan dolayı sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. İlk önce soru dağılımını bilmediğimiz için bazen yanlış çalıştığımızı söyleyebilirim. Soru dağılımı ile ilgili yorum yapmamız gerekirse organik kimyadan 4 tane soru gelir ve bu 4 sorunun bir tanesi genellikle adlandırmadır. Bu adlandırma son yıllarda daha fazla sorulur. Çünkü 75 soruya geldiğimizden beri 4 tane soru çıkmakta. Hatta 50 soruluk dönemde çıkan iki organik kimyanın bir tanesinin adlandırma olduğu zamanlarda da çok fazla karşılaştık. Organik kimya ile ilgili adlandırma haricindeki diğer kısımlar genellikle verilen maddeleri tanımlamak, bu maddelerin özellikleri ve bu maddelerin varsa reaksiyona girme eğilimleri ile ilgili olan kısımlarla karşılaşıyoruz. Peki bu özellikler bizim karşımıza nasıl çıkar? Nedir, ne değildir? Bunlarla ilgili hocalarımla konuşacağız. Eğer ki sorularınız varsa bununla ilgili ilk önce cevaplayabilirim. Yoksa organik kimya bizi neden zorluyor? Hep birlikte bunlara bakalım. Var mı derse giriş yapmadan önce sorusu olan hocam? Şu ana kadar bir soru gelmediyse organik kimya ile ilgili çalışmamıza bir başlayalım. Kıymetli hocalarım, ilk önce organik kimya bizim karşımıza nerede çıkar, nasıl çıkar bunu belirlememiz gerekir. Doğada genellikle biz ikiye ayırırız organik bileşikler ve anorganik bileşikler şeklinde elementleri ve bileşikleri. Şu şekilde bir problem yaşarız burada. Organik bileşiği görünce tanıyamamak. Hocalarım genellikle şöyle yorumlarlar. Karbon temelli bir yapı değil midir organik diye? Yanlış değildir ama burada tam olarak karşılamaz. Bazı eksiklikler vardır. Organik ve anorganik sınıfına ayırırken ilk önce bileceğimiz şeyler evet karbon olabilir ve karbon temelli bileşik demek bizim için yanlış değildir. Ancak karbon içermesine rağmen organik olmayan bileşiklerin de olduğunu unutmamaktır. Organik kimya dediğimiz organik bileşikleri inceleyen kimya dalıdır. Ancak soruya aday olan kısım burası değil. Gördüğümüzde organik bileşiktir veya değildir şeklinde bir vurgu yapmaktır. Nazan Hocam ders 1 saat olarak devam edecek. Bu şekilde ilerleyeceğiz dersimizde. Organik bileşiklerin temel elementinin karbon olduğu vurgusu hocalarımda genellikle mevcut olur. Şundan dolayı o kadar çok organik kimyada karbon görürsünüz ki karbon olan her şeyin sanki organikmiş olduğu gibi bir yanlış varsayım açığa çıkar. Yanlış değil, karbonun olması organik bileşikler için bir kıstastır. Ancak tek kıstas bu değildir. Çünkü vakti geldiğinde söyleyeceğiz, karbonun yanında oksijenin olması bizim için organik olması için yeterli değildir diyeceğiz. O zaman bizim bir sınıflandırma ya da bir sınırlama yapmamız gerekir. Organik bileşiklerin evet karbon bulundurması gerekir. Ancak genellikle yanına bir de hidrojen almalarını bekleriz. Karbon ve hidrojen olduğu zaman organik olduğu ile ilgili bir yorum yapılabilir ancak bu da %100 geçerli değildir. Çünkü soruya aday olan bir kısım vardır ki CCL4.
hidrojen atomu olmamasına rağmen organik bileşik sınıfında yer aldığı söylenebilir. Çünkü sadece karbon değil hidrojen arıyorduk ama CCl4'te hidrojen yoktu. Buna rağmen organik bileşik sınıfında yer alabilir. C ve H'yi gördük mü? Aslında FenöABT'nin kimya testi için yeterli olduğu söylenebilir. C ve H'nin yan yana olması organik bileşikle ilgili bir yorum yaptırmaya. Ha, bunun yanına neler bağlanır? Oksijen bağlanır. Bunun yanına azot bağlanır, fosfor bağlanır, klor gelir, brom gelir. Ama bizim için kıstas ilk aşamada karbon ve hidrojenin birbiriyle olan bağ yapımı olmak zorundadır. Bununla ilgili olarak maddeyi gördüğümüzde o zaman organik mi değil mi vurgusunda bir adım atmış olduk. Peki bununla ilgili olarak ÖSYM neyi sorabilir bize? Maddeyi organik olarak tanıyor mu tanımıyor mu şeklinde vurgu yaptığında ilk önce karbondioksit karşımıza çıkabilir. Çünkü hocalarımın bazen aklına şu yatıyor. Organik deyince bizim günlük hayatta doğal veya katkı maddesi içermeyen şeklinde bir vurgu vardır günlük hayattaki organiğin karşılığında. Karbondioksit de sanki vücudumuzdaki doğal bir ürünmüş gibi düşünülüp bazen bunun organik madde olduğu ile ilgili bir düşünce ortaya çıkabiliyor. Ama buna dikkat edelim. Karbondioksit, karbon içerse de bizim için organik sınıfında değil. Az önce ne dedik? Karbon ve hidrojen olmalı. ÖSYM bunun da aslında bir önünü alıyor ve CaHCO3-2 gibi bir maddeyle karşımıza çıkıyor. Veya sodyum bikarbonatta olduğu gibi. Şunu diyebilirsiniz. Hocam karbon var, hidrojen var. Dikkat etmek gerekirse demek ki karbon ve hidrojenlerin de bağlanması bizim için önemli olacak. Burada iyoniklik ve kovalentlikle ilgili vurgular çok fazla yapılacak. Bizim için karbon yanına hidrojen almalı. Daha sonrasında karbon yanına oksijen alabilir, karbon yanına klor alabilir, karbon yanına azot alabilir şeklinde ilerlenecektir. Dikkat edelim, karbon içermesi organikle ilgili tek kıstas değildir. Hidrojeni de doğrudan görmemiz ancak bağlanışlarında metalle ilgili bir gözlem olmamasına da dikkat etmek durumundayız hocalarım. Peki, sınava girdik. Az önce dediğimiz gibi sınavda genellikle sorulan kısımlarda maddeyi tanımak ve bu maddenin özellikleriyle ilgili yorum yapmak bizim için önemli. Ama sınavda bize organik madde her zaman formülüyle verilmek zorunluluğu yoktur. Günlük hayatta sözel olarak kullandığımız organik maddeler verilirse ve biz bunların organik olduğunu bilemezsek yine orada bir sıkıntı yaşayabiliriz. Örnek vermek gerekirse petrol, doğalgaz ve kömür organik kökenlidir. Şöyle aklımızda tutabiliriz hocalarım. Şimdi mantıken petrol, doğalgaz ve kömür nasıl oluşur? Yerin altında canlıların milyonlarca yıl boyunca sıcaklık ve basınç altında pişmesi olarak yorumlanabilir. Peki biz bu canlıları ne sınıfında kabul ediyoruz? Ne yapılı canlılarız biz? Karbon yapılı canlılarız. Aslında doğal karbon yapılı canlılar yerin altında kaldığında bu karbon neye dönüşmüş? Petrole, doğalgaza, kömüre dönüşmüş olabilir. O zaman sınavda bana illa karbonlu hidrojenli bir şey verme zorunluluğu yok. Doğalgaz ve kömürle ilgili bir şey verirse de o zaman benim organikle ilgili bir yorum yapmam gerekir. Bunun yanında kolonyayı da unutmuyoruz. Kolonya da bize, benzin de aynı şekilde bize çok fazla yol gösterir verilen maddeyle ilgili. Şimdi bu maddeleri göz önüne alalım. Organik bileşiklerle ilgili bir haritalandırmamızı yapalım. Evet, petrol, doğalgaz, kömür, kolonya, benzin. Bunların ortak özelliği sanki yanıcı olması olabilir. Evet, genellikle bunlar yanıcıdır ama sınav bize yanıcıdır derse çok eleyici olmayabilir. Bakın sorular nasıl dönüştürülür. Yanıcı olması için bir maddenin ortamda ne olması gerekir hocalarım? Bir maddeyi yakabilmek için ortamda hangi diğer maddeye ihtiyacımız vardır? Veya ateş yakabilmek için oksijen doğru. Seda Hocam, Emrah Hocam siz hemen doğrudan gönderdiler yanıtlarını. O zaman ben sınavda soruyu şöyle değiştirebilirim. Organik maddeler oksijenle reaksiyona girer. Oksijenle reaksiyon verir dersen
Bu benim kafamı karıştırabilir. Ama halbuki bu yanıcının bir karşılığıdır. Oksijenle reaksiyon şeklinde değiştirirse o zaman işte rakiplerimizi elemeye başlıyoruz. İşte organiğin zor olan kısımları aslında bu. Soru bize tam olarak neyi soruyor veya tam olarak bize ne anlatmak istiyor? Bunu bilirsek işimiz kolaylaşıyor. Erime kaynama noktalarından bahsetmiş. Kolonyayı yere dökün. Buharlaşması çok kısa sürer. Kaynatmayı söylemiyorum bile. Zaten alttan biraz ısıtmaya başladığımızda kolonya hemen kaynamaya başlayacaktır. En azından suya göre çok daha düşük sıcaklıkta ve hızlı. Aynı şekilde benzine düşünün. Bir benzin istasyonuna girdiğiniz zaman o etrafını zaten benzin kokusu sarmıştır bile. Hemen buharlaşmaya başlar. Kaynatmak oldukça kolaydır. O nedenle erime ve kaynama noktalarının genellikle düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda verdiğimiz maddelerin kendilerine has bir kokusu yok mudur? Hatta keskindir genellikle bu kokular. Bununla birlikte tepkimeleri yavaş gerçekleşir de bazen hocalarım tuzağa düşebiliyorlar. Genellikle karmaşık ve yavaştır. Şöyle aklımızda kalabilir. Kömürü yakmak böyle ha deyince olmaz. Bayağı bir ısıtmak gerekir ve kömür öyle yavaş yavaş yanar. Yani bomba patlaması gibi çok hızlı gerçekleşmez. Masanın üstüne kolonya dökün ve kolonyanın bir ucunu tutuşturun. Yavaş yavaş o alevin ilerlediğini gözlemlersiniz. Aynı şekilde benzin de bu şekildedir. Yani bir bomba patlaması gibi milisaniye içerisinde değil de daha uzun süren karmaşık ve yavaş reaksiyonlar aslında gözlemleriz. Peki başka neler gelebilir? Buradan bir kesinlik sorusu gelebilir. Organik bileşikler kesinlikle suda çözünür veya organik bileşikler kesinlikle suda çözünmez yorumu yapılamaz. Neden? Kolonyayı suyun içine atın, çözündüğünü görürsünüz. Ama benzini suyun içine attığınız zaman çözünmenin olmadığıyla karşılaşırsınız. Zaten benzini sulandırmak diye bir durum yoktur. Sulandırılınca doğrudan anlaşılır. Bunun sebebi de şudur. Zeytinyağı ile suyu karıştırmakla benzinle suyu karıştırmak birbirine çok benzer. Çünkü ikisinde de bir altlı üstlü bir durum söz konusu olur. Biri yukarıda, birisi aşağıda net gözle görülür şekilde kalır. Bu nedenle kesinlik sorusu geldiğinde suda çözünür ve çözünmez ikisi de olabilir. Çözünebilir, çözünmeyebilir. Demek ki burada bir kesinlikten bahsedemiyoruz. Aynı şekilde genellikle kovalans bağı bulunduğu vurgusu İyonik ve kovalent bağlar bileşik incelenmesinde çok daha fazla yapılır. Ancak kovalent bağların çok daha fazla bileşik oluşturduğunu organik maddeler için söyleyebiliriz. Peki bunlar bizim için yeterli olur mu? Sınavda yaptığımız bir diğer hatayı bu soru üzerinde bir değerlendirelim hocalarım sizlerle. Chat'ten cevaplarımızı yazabiliriz. Ben şöyle söyleyeyim. Organik yapıyı ben beğenmedim de hani karbonla hidrojenli bir şey herhalde soruyordur şeklinde küçük bir yönlendirme belki yapabilirim. Şu ana kadar bir cevap geldi. Farklı cevaplar geliyor. Harika. Şöyle ki iki farklı cevap görüyorum. Demek ki burada sadece hani bilgi değil de biraz daha sorunun köküne de inmeniz gerekiyor. Soruları doğru okumak gerekiyor olabilir. Tamam. Kıymetli hocalarım, az önce söylediğimiz gibi organik yapılı bileşikler böyle karbonlu hidrojenli şeyler ararız ancak biz bir altını çizelim. Bizim aradığımız cevap var mı burada ilk önce? Şimdi şöyle giden hocalarım yanlış değildir. Organik maddeleri bulmuştur. Çünkü karbonla hidrojenleri görmüştür burada. Ancak A şıkkına giden hocalarım belki şunu düşünmüştür. Hani C3H4'ü görmüştür. C2H2'yi görüp doğrudan A'ya gitmiş olabilir. Ancak bize neredeki organikleri soruyor? Ürünlerdeki. Bizim için ürünler sağ tarafta. Okun sağ tarafındakilere biz ürünler diyorduk. Okun sol taraftakilerine de girenler diyorduk. Ürünlerde organik madde içerenler kimlerdir? CH2 ve CH4'tür. Bu nedenle doğru cevabımız 2 ve 4 olmalıdır. 1 ve 2 diyen hocalarım şuna dikkat. C3H4 organiktir. Doğru.
Burada bir hata yoktur. Ancak bize ürünlerden birisini sorduğu için bir numaralı öncülü biz burada kabul edemeyiz. Yoksa söylediğiniz C3H4 molekülüyle ilgili bir yanlışlık yoktur. Edirne cevabına ulaşmak bizim için doğru yanıttı. Sorunun köküne inmeyi unutmuyoruz kıymetli hocalarım. Peki organik olmayan bileşikleri nasıl aklımızda tutacağız veya örnekleri nelerdir? Organik maddeleri biliyorsak İşimiz kolaylaşır. Ama burada anorganik bileşik özelliği sorulmasından ziyade deneme ve sınav genelde şunun üzerine gider. Mesela az önce şunu söyledik. Organik maddeler genellikle yanar. Anorganikler genellikle yanmaz. Bunu ben zaten çıkartabilirim. Ama sınav bunu soru formatına nasıl dönüştürüyor? Şöyle dönüştürebilir. Bize sınavda 4 tane organik madde verir. Bir tane de organik olmayan bir madde verir. Ve şunu sorabilir. Aşağıdaki maddelerden hangisinin yanması beklenmez? Veya aşağıdaki maddelerden hangisi oksijenle reaksiyon vermez? Soru zor görünür. Ancak burada bize aşağıdakilerden hangisi anorganiktir sorusunun bir karşılığıdır. Eğer ki şıklarda işte C2H4'ü gördüm, C3H8'ler, CH4'ler, C2H5OH'lar var. Zaten biz burada organik maddelerden bahsediyoruz. En alt tarafa da organik olmayan örneğin NaCl verdiyse bunun bir NaCl sorusu olduğu veya organik olmayan bileşik sorusunun olduğunu söyleyebiliriz. Diğer özellikleri de böyle soruya dökebilir. O nedenle organik bileşikler kokusuz, düzeltiyorum. Organik bileşiklerin kendine has kokusu var demiştik. O zaman anorganikler de kokusuzdur. O zaman şu soru bizim için aynı yola çıkar. Aşağıdaki maddelerden hangisinin kendine has kokusu yoktur? Şunu diyebilirsiniz. Hocam her maddeyi mi bileceğiz? Hayır. Bu soru aslında hangisi anorganiktir sorusunun bir karşılığıdır. Buna göre organikler yavaş dedik. Anorganikler o zaman hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Organik maddeleri eritmek, kaynatmak kolayken anorganik maddeleri kaynatmak, eritmek daha zordur. Genellikle denemeler diğer ünitelerin alt başlığında şunu sorabiliyorlar. Erime kaynama noktası kıyaslaması yaptırabiliyorlar. Burada da verilen 4 maddeyle cevap arasında hangisinin erime ve kaynama noktası diğerlerinden daha yüksektir sorusuna soruyu çevirebilirler. Buna dikkat etmemiz bizim için rakiplerimiz açısından bir adım öne geçirmeyi sağlayabilecek bir kıstastır, bir noktadır. Aynı şekilde iyonik ve polar yapılı çözücüler de çözünür. Hani bunu tuz gibi, kayaç gibi, mineral gibi düşünebilirsiniz. Biyolojide daha çok anlatılır. Hani tuz ve kayaçlarla ilgili yola çıkarsanız işimiz çok daha kolaylaşacaktır. En azından bu noktayla ilgili. Peki bu karbonun ne özelliği var da biz bu kadar inceliyoruz ve 4 sorunun geldiği ve organik kimya dediğimiz bir alana yol açıyor. İlk önce karbon çok fazla bağ yapar. Yani tek bir bağ ile işi bitirmez. Karbonun 4 tane bağ yaptığını görürüz. Ve bu 4 bağı yaparken tek tek yapabilir, 2 2 yapabilir, 1'e 3 yapabilir. İşleri tamamen kendi kafasına göre yönlendirir. Ancak ilk önce bileceğimiz hem biyolojide karşımıza çıkabilecek hem de kimyada karşımıza çıkabilecek canlı yaşamı için önemli olmasıdır. Çünkü nerede bulunur bu karbon aynı zamanda? Solunumda dışarıya verdiğimiz CO2'de karbondioksitte bulunur. Yer altından çıkardığımız kömürde karbon bulunur. Elmasta karbon bulunur. Biyolojide DNA'nın içerisindeki adenin, guanin, sitozin, timin, urasilde karbon bulunur. Yaktığımız doğal gazda karbon bulunur. Bikarbonat olarak kabartma tozlarında kullandığımız o maddenin içerisinde yine karbon bulunur. Bunları oluşturabilen bir madde olduğu için karşımıza birçok alanda çıkabilir. Ancak bizim organik kimya içerisinde daha çok maddeyi görüp organik olduğunu fark edip bunu tanımlamak ve özelliklerini belirlemek üzerine daha çok çıktığını söyleyebiliriz. Bu 4 bağ peki nasıl şekillenir bir onu gözlemleyelim kıymetli hocalarım. İlk önce burada karbonların kaç bağ yaptığını ve bu bağ hareketlerinin farkını görürsek soruların nasıl çıkabileceğini aslında gözlemlemiş oluyoruz. Karbon tek tek bu bağları yapabilir. Toplam 4 bağ yapmayı hedefliyorum ben. Ancak ikinci kısma baktığımda bir tane ikili bağ, iki tane de tekli bağ var. Sayalım 1, 2, 3, 4 tane bağ yapmış. O zaman bana burada bir soru grubu ortaya çıkabilir. Sol taraftaki madde ile sağ taraftaki arasında ne fark var?
Ben şimdiden şöyle söyleyeyim sözel olarak. Bunların bir kere isimlerinin farklı olmasını beklerim. Bunların reaksiyonlarının farklı olmasını beklerim. Bunların özelliklerinin farklı olmasını beklerim. Demek ki bunlarla ilgili sorular karşımıza çıkabilir. Peki iki tane ikili bağ içerirse ne olur? Aynı şekilde adı bir değişecektir bunun. Özelliği değişecektir. Reaksiyon verme isteği değişecektir ve bu bağların kuvvetleri değişecektir. Bununla ilgili yorumlar çıkacaktır. Keşke sınav şöyle olsa. Verilen bileşikte kaç tane bağ var sayınız. Aslında bu da benzer bir soru var ancak tek tek saymak şeklinde değil. Yani 4 tane vardır deyip maalesef geçemiyoruz. Ama ilk etapta bu bağların kaç tane olduğu ve neleri değiştirdiğini bilmek bakış açımız için biraz daha bizi rahatlatacaktır. Bir tane tekli ve bir tane üçlü bağ olması da 4 bağdır. Toplam 4 tane tekli bağ olması da 4 bağdır. Ama arada keskin ayrımlar vardır. Ve bu bağlam yapılırken genellikle aynı şekilde bir bağlam söz konusu olmaz. Ne demek istiyoruz? Hepsi böyle ip gibi düz zincirli şekilde olmak zorunda değil. Yani şu maddede toplam ben 4 tane karbon, 10 tane de hidrojen görürüm. Yan tarafta da ben 4 tane karbon, 10 tane hidrojen görürüm. İkisi de aynı mı? Görüntü itibariyle hiç de öyle görünmüyor. Yani düz zincirli ve dallanmış bileşikte 4 tane karbon, 10 tane hidrojen olabilir. Ama bu ikisi arasındaki farklar demek ki bizim için soruya aday olacak noktalardır. İkisinde de aynı kapalı formül olsa da demek ki bunların enerjileri benim için soruya aday olabilir. İsmi soruya aday olabilir. Kimyasal özellikleri soruya aday olabilir. Genellikle ÖSYM şunların adlandırmasını soruyor. Ya düz zincirli ya da dallanmış. Dallanmıştan kastımız şudur. Yani bizim bir yolumuz vardır ve bu yollarda bazen yol ayrımları gözlenebilir ya da yol birleşimleri. Bu birleşimlerle ilgili belki soru gelebilir. Halkalı bileşikler sınava giren hocalarımla ilgili bazen korkulu rüya olabiliyor. Neden? Şöyle çünkü. Bu halkalı bileşiği bize eğer kare gibi gösterirse aslında yukarıdakinin aynısıdır. Yani dört köşeli bir maddeden bahseder. Ama hocalarım bunu çok farklı bir yorumla, bunun organik bir madde mi değil mi olduğunu bilemezse orada sıkıntılar yaşayabilir. Örnek vermek gerekirse sağ taraftaki altıgenimiz de bu şekildedir. Baktığımızda bu zaten sol taraftakine çok benzer bir yapı, hatta aynısı. Bu noktalar bizim için soruya aday olan noktalar olacaktır. O zaman karbonlar birbirine bağlarken farklı şekilde de bağlanabilir. Farklı sayıda bağlar yapabilir. Bunların sonucunda da olacak şeyler bizim için sınavda sorgulanan noktalardır. Bir diğer kısım da şudur. Karbonlar bağlanıyor. Tekli bağ, ikili ve üçlü bağ şeklinde. Bunların arasındaki en temel farklar nelerdir? Bize daha çok bunlar soru olarak gelebilir. Örnek vermek gerekirse 1 numara, 2 numara ve 3 numaralı kısım olarak söylersek 1 numaralı şu karbon kısmında tekli, ikili ve üçlü bağ görüyorum ve yan tarafta bir şey söylenmiş burada. Bağ enerjisi. Burada oluşan bağ enerjisiyle ilgili sorular çok sorulur. Çünkü şöyle bir ifade aklımızın bir köşesinde vardır. Maksimum düzensizlik, minimum enerji. Bu kavramı duymuşsunuzdur. Maksimum düzensizlik, minimum enerji. Baktığımda burada minimum enerji kimde? Tekli bağda. En fazla enerji kimde? Üçlü bağda. Acaba bunlar birbiriyle enerji dönüşümü yapabiliyor mu? Yani bunlar üçlü bağ, ikili bağ, ikili bağ da tekli bağ dönüşebiliyor mu dersek evet dönüşebiliyor. Sorular bize nasıl soruyor? Eğer böyle bir ikili, üçlü ve tekli bağ görüyorsak birinci soru grubumuz şu. Hangisini koparmak zor? Sizce hocalarım bir numara mı, iki numara mı, üç numara mı hangisini koparmak zor? Ağzımdan çıkar çıkmaz hemen cevaplar gelmeye başladı. Doğru. Peki. İki numara. Hangi bağ daha kısa? Aynı mı cevap? 3 numara mı? Hangi bağ daha kısa dediğimde de. Peki. Farklı cevaplar görmeye başladık. Demek ki bağ enerjisi ve bağ kısalığı ile ilgili bir düşünmemiz gerekecek. Evet, ikinci farklı cevabımız da geldi.
3 numara. Bunların oluşumu endotermik mi yoksa egzotermik mi? Bu bağların oluşumu endotermik mi, egzotermik mi? Karbonla karbon arasındaki tekli, ikili ve üçlü bağlar. Endotermik şekilde mi oluşur, egzotermik şekilde mi oluşur? Egzo, endo, endo şeklinde başladık. Evet, farklı cevapları görmek çok güzel. Endo, endo oluşum. Peki, o zaman 3 soruyu da tek tek cevaplayalım vurguların daha çok yapıldığı noktalarda. Şöyle ki, hangisini koparmak zor dersek, 3 numaralı karbon karbon bağını koparmak daha zor. Yani üçlü bağı koparmak tekli bağı koparmaktan daha zordur. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz, hani 3 tane bağ onu tutuyor. Tekli bağı koparmak daha kolayken 3 tanesini koparmak çok daha zordur. 3 tane farklı düğüm atılmış gibi düşünebilirsiniz. O nedenle hangisini koparmak zor sorusunun cevabının 3 olduğunu söyleyebiliriz. Hangi bağ daha kısadır dersek, tıpkı halat çekme oyunu gibi 3 kişi karşılıklı birbirini çekiyorsa bu bağlar daha kısadır, birbirine daha yakındır. O nedenle CC arasındaki üçlü bağ çok daha kısa olmalıdır. Kime göre? Tekli bağa göre. Tekli bağ birbirini tam olarak hani çekti çekmedi gibi. Zaten kırılması da o nedenle kolaydır. Ama üçlü bağ olduğu zaman bunlar birbirine iyice yaklaşacaktır. Oluşumlar. Endotermik mi, egzotermik mi? Kıymetli hocalarım, enerji konusunda daha çok anlatılır. Orada grafikler çizilir vesaire, ama bir bağ oluşurken ve koparken genellikle endotermik mi, egzotermik mi şöyle karışıyor. Şöyle bir yönlendirme yapayım sizlere. Örneğin benim elimde bir halat var ve ben bunu koparmak istiyorum. Bu koparmak için enerji gerekir mi? Yoksa dışarıya mı enerji çıkar? Bu enerjiyi ben veririm bu halatı koparmak için. Yani endotermik olan bağı koparmak için olandır. Egzotermik olansa bunların birbirine vurulmasıdır. Ne deriz burada? İki arabanın kaza yapmasını düşünün. Birbirine vurduğu zaman çok şiddetli bir enerji açığa çıkar. Demek ki bağlar oluşurken de enerjilerin açığa çıktığı yorumunu yapabiliriz. Ne diyoruz? Bağ oluşurken enerji açığa çıkar. Çünkü birbirine bağlar bağlanacaktır veya vuracaktır. Ancak bağı kırmak için ne gerekir? Enerji gerekir. Örneği şudur. Bir maddeyi kaynatacağım ben, suyu kaynatacağım. Ne yapıyorum? Zayıf bağları koparıyorum ve orada bir kaynama başlıyor. Ben bunu koparmak için ne yapıyorum? Enerji yüklemesi yapıyorum. Yani endotermik bir durum var. Peki şunu düşünün. Yağmur yağarken ya da yağmadan önce bir yağmur sıcağı dediğimiz olay vardır. Ne oluyor? Gaz molekülleri birbirine yaklaşıp sıvılaşıyor. Birbirine yaklaştığında enerji açığa çıkıyor ve ortama bir enerji sirkülasyonu oluyor. Yağmur sıcağı dediğimiz egzotermik bir durumdur. Bununla ilgili olarak genellersek bağ oluşumu egzotermiktir. Dışarıya enerji verir. Ancak bağı koparmak enerjiyi benim yüklememi gerektirir ve endotermiktir. Bununla ilgili yorum karşımıza çıkabilir. Bu üç kısım denemelerde karşılaştığımız önemli noktalardan bir tanesidir. Geçersek diğer bir kısma. Hibritleşme son 2-3 yılda daha fazla karşımıza çıkmaya başladı. Doğrudan sorulmasa bile şıklarda kendini gösteriyor. 2 yıl önce doğrudan soruldu. Orada da hap bilgi olarak verdiğiniz bir kısmı bilerek hocalarım doğrudan cevaba ulaştığını söyleyebiliriz. Ama ondan önce nerede kullanılır bu hibritleşme onu bilmeliyiz. Hibritleşme dediğimiz bağ oluşumları konusunda çok fazla geçer. Peki bağ oluşumu nedir veya nasıl oluşur? Şöyle ki iki şekilde bağ oluştuğunu gözlemlersiniz hocalarım. İyonik ve kovalent bağ konusunda şu anlatılır. Elektron alışverişi veya elektron ortaklanması denir. Bu elektronlar kimdir? Elektronlar bu şekilde tek başına kalmayı pek sevmez. Bunlar ya birbiriyle alışveriş yoluyla eşleşecek ya da ortak kullanılarak birbirlerini tamamlayacaklar. Biz bunu isteriz bağ oluşumunda. S ve P orbitallerinin de birbiriyle temasının sonucunda SP, SP küp gibi hibritleşmelerden bahsederiz aslında. Ama karbon biraz farklı bir madde. Neden? Karbona baktığımızda kaç tane tek elektron var? 2 tane. Yani benim aslında beklediğim karbonun sadece iki bağ yapması. Çünkü iki tane tek elektronu var. Ancak baktığımızda
karbonun 4 bağ yaptığını söyledik. Örnekte CH4'tü. Veya C2H6'ya baktığımızda da karbonlar kendi arasında ve hidrojenlerle birlikte her bir karbonun 4 bağ yaptığını gördük. Bu nasıl olabilir? Buna baktığımızda şöyle bir teori ortaya çıkar. Muhtemelen bir elektronun boş olan yere gittiği ve en sonunda 4 tane elektronun eşleşmemiş şekilde kaldığı ve bunların da bağ yaparak 4'e kendini tamamladıkları olarak söylenir. Zaten ne dedik az önce? Bir tane S, 3 tane de P orbitali görüyoruz. Ama derseniz ki hocam bana bu değil, bana hap bilgi söyleyin. Sınava gelince ben gördüğümü işaretleyeyim. Eğer öyle düşünürsen hocam ben sana söyleyeyim. Alkan, örneğin CH4. Tek bağ yapıyorsa SP3 hibritleşmesi yapar. Bununla birlikte alkenlere baktığımızda örnek vermek gerekirse ki az sonra da söyleyeceğiz. C2H4 SP2 hibritleşmesi yapar. Alkinlerse SP hibritleşmesi yapar. Peki ben bunları nasıl ezberleyebilirim hocam ya da nereden bileceğim? Hocam yönüne bak. Kaç tane bağ yaptı bunlar ve kaç yönden bağlandı? Bunlar bizim için önemlidir. Örnek vermek gerekirse şu karbonu da yapalım ve en son C2H2 ile süreci noktalayalım. Şimdi CH4'e baktığım zaman karbon kaç yönden bağlanmış? 1, 2, 3, 4. Demek ki benim üsler toplamım hocam 4 olacak. S zaten 1 yapmak zorunda. 3 tane de P olacak ki toplam 4 olsun. O zaman S ve P'yi yazdım. Üstler toplamım 4. C2H4'e baktığım zaman karbona, her bir karbona kaç yönden bağlanmış? 1, 2, 3 yıldızlı karbon için. O zaman üstler toplamım kaç olacak? 3. S ve P'lerin üzerine yazıyorum. S zaten 1. Geriye ne kaldı? 2. Her bir karbona bakıyorum alkin için. Bir tane buradan, bir tane buradan. Üstler toplamım kaç olacak? 2. O zaman S ve P orbitallerine baktığım zaman 1-1 yorum yaparak duruma ulaşabilirim. Aslında hibritleşme sol tarafta bahsettiğimiz gibidir. Ancak hap bilgi isterseniz de durum bu şekilde izah edilebilir ki 2 yıl önce gelen soru da tam olarak buydu aslında. Bir alkan, bir alken, bir alkin verdi ve hibritleşmelerini sordu. Hocalarım hemen aklından SP3, SP2, SP dedi. 15 saniye içinde soruyu çözüp geçti. Bu tarz hap bilgilerimiz organikte bizi kurtaracak bazı noktalar içerir. Az önce söylediğimizin biraz daha detaylı ifadesi aslında burada vardır. S ve P bir tane yan yana gelirse SP orbitallerini, 2P1S dediğimizde SP ve aynı şekilde SP3 hibritleşmelerini gözlemleriz. Ancak az önceki hap bilgi genel itibariyle bizi kurtarıyor diyebiliriz. Peki bu bağları az önce konuştuğumuz tekli ve ikili bağları isimlendiriyor muyuz? Evet, saydırabilir bize ama kaç bağ yaptı şeklinde değil de az önce mesela üçlü bağ gördüğümüz şu kısımda söylediğimiz üçlü bağın kaç tanesi sigma, kaç tanesi pi bağı diye sorulabilir. Yoksa baktığımızda 3 bağ yaptığını zaten biliyoruz ama nasıl paylaşılacak? Kaçı sigma, kaçı pi olarak paylaşılacak? Burası aslında bizim için önemlidir. Genel itibariyle S orbitalleri kendi içinde veya P orbitalleriyle eşleştiği zaman, örtüştüğü zaman sigma bağlarının oluştuğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde P orbitallerinin de birbiriyle örtüşmesi sonucunda pi bağları oluşur. Ancak bunların hangisinin sigma, hangisinin pi bağı oluşturduğunu söylememiz gerekirse önce sigma bağı oluşur, sonra pi bağı oluşur. Önemli olan budur ve sigma bir tane olmak zorunda. Bir sigma oluşur, sonrasında oluşanların da pi bağı olduğunu söyleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse zaten burada tek bir bağ görüyorsam hidrojenle hidrojen arasında doğrudan sigma. Bir tane sigma oluştu. Geriye kim kaldı o zaman? Pi bağı. Demek ki bir sigma bir pi oluştu. Üç tane bağ görüyorum ben burada. Bu ilk oluşanın sigma olduğunu söyleyebilirim. Geriye kimler kaldı? Pi bağı. Demek ki bir sigma iki pi şeklinde yorum yapabiliriz. Genel itibariyle denemeler şu tarz soruları seviyor. Karışık birkaç tane madde veriyor ve bunların
işte sigma mı yaptım, pi mi yaptı şeklinde sorularını bize bu şekilde yönlendirebiliyor ve saydırıyor. Ama daha çok denemede gördüğümüz kısımdır. Soru bankalarında gördüğümüz kısımdır. Hibritleşme türünü sormak ÖSYM'de biraz daha fazladır. Dediğim gibi 2 yıl önce doğrudan hibritleşme şeklinde sorulurken, geçen yıl şıkların içerisinde verilen bir maddenin hibritleşmesiyle ilgili yorum yapılmıştı. Bu nedenle hibritleşme bu yılda soruya doğrudan aday olması bile şıklarda muhtemelen görülecektir. Bize bir madde verecektir. Örneğin C3H8 ve bununla ilgili altına yorumlar başlayacaktır. Artık yanar mı, ismi şudur veya hibritleşmesi bu olabilir şeklinde farklı farklı bilgileri içerebilir sorularımız. Peki nedir bu organik bileşikler ve biz bunları nasıl sınıflandırırız? Aslında az önce bir sınıflama yaptık. Hibritleşme türüne göre bir sınıflama yaptık. Sınav bize hibritleşme demek zorunda değil. Farklı kelimeleri kullanıyor. Organikle ilgili geçmişinizi düşünecek olursanız şu kelimeleri çok duymuşsunuzdur. Doymuş, doymamış. Bunu duyarsınız. Tekli bağ, ikili bağ duyarsınız. Hibritleşme duyarsınız. O zaman bizim bunları bir kategorize etmemiz gerekiyor. Doymuş dediklerimiz tekli bağlardan oluşur. Doymamış dediklerimiz ise ikili ve üçlü bağların gözlemlendiği kısımdır. Bunları sınıflandırırsak alkanlar karbonun tekli bağ yaptığı kısımlarken alkenlerde en az bir tane ikili bağ, alkinlerde de en az bir tane üçlü bağ gözlemlemek durumundayız. Bunları tekli, ikili, üçlü bağ diye değil de farklı şekilde nasıl sorabilir? SP küp hibritleşmesi gibi, SP2 hibritleşmesi gibi ve SP hibritleşmesi gibi soruları bize yönlendirebilir. Peki aromatik hidrokarbonlara baktığımızda neleri sorabilir? Kısaca hocam aklında tutmak gerekirse bizim için hani az önce konuştuk ya, şekilli şüküllü çift bağ içeren kısımlar olarak şimdilik aklımızda yer etmesi yeterlidir. Ama ilk başta dediğimiz gibi tekli bağ kimde var? Doymuş mu doymamış mı ve hibritleşme türü doğrudan soruya adaydır. Tabii ki şunu sorsa biraz daha genel olur. Hangisi hidrokarbonun özelliğidir? Az önce söylemiştik hani yanar, kokusu vardır. Bununla birlikte tepkimeleri daha yavaş gerçekleşir. Karbon kökenlidir vesaire diye, ama biraz daha derine indiğimiz zaman iş hibritleşmeyle ve bağ sayısıyla ilgili olacaktır. O zaman az önce de söyledik ya, bağların uzunluğu, kısalığı ya da bağları kırmak için gereken enerji miktarı da alkan, alken, alkinler için sorulabilir. Bazen şu sorular gelir. Hangisi hidrokarbonlar için ortaktır? Hangisi alkan ve alken için ortaktır şeklinde. Peki doymuş doymamış kavramı bize nerede daha çok çıkar? Şurada daha çok çıkar. Bir maddenin doymuş doymamış olduğu bir konuda daha karşımıza geliyor. Mesela çözeltiler. Doymuş çözelti, doymamış çözelti. Doymamış çözeltide biraz daha madde çözebiliriz biz. Yani biraz daha madde eklenebilir. Doymamışın aslında karşılığı burada da bunun gibi düşünülebilir. Demek ki alken ve alkinler hala bir şeyler alabilir. Hala bir şeyler ekleyebiliriz alken ve alkinlere. Bunlar doymamış. Demek ki alkanlara bir şey ekleyemem. Ama alken ve alkine ekleyebilirim. Demek ki bu aradaki fark sorgulanabilir. Ne ekleyebilirim? Nasıl ben bunu doymuş hale getirebilirim? Az sonra da bunlarla ilgili örneklerimizi değerlendireceğiz. Buradan hareketle alkanlarla ilgili olarak hidrokarbon yorumunu yaptık az önce. Nedir bu? Sadece karbon ve hidrojen içeren kısımlardı. Ne vardır peki hidrokarbon olmayanlara? Ne diyeceğiz biz? Heteroatomlu. Peki heteroyu bir yerde daha duyduk. Karışımlar ünitesinde heterojen karışım olarak duymuştuk. Neydi? Farklı maddelerden bahsediyoruz. Görüntü itibariyle örneğin kumlu suda alt tarafını kum, üst tarafını su olarak görüyorduk. Görüntü itibariyle en az iki madde içeren karışımlar olarak söylüyorduk. Burada da karbon ve hidrojenin yanında bir şeylerin eklenmiş olması gerekir. Bu ama olur azot, oksijen, klor veya farklı maddeler olarak gözlemleyebiliriz. Alkanlarla ilgili olarak söyleyeceğimiz kısımlarda. Bir de az önce söylemiştik ya, maddelerin farklılıkları bize soru olarak gelebiliyor diye. Eğer maddelerin hepsi tekli bağ içeriyorsa
Biz buna ne diyorduk? Doymuş diyorduk. Tamam artık, yani ekleme yapamıyoruz. Ancak maddedeki ikili veya üçlü bağ varsa bizim burada doymamış olduğunu söylüyorduk. Ne gibi? Doymamış çözelti gibi. Dışarıdan hala ben buna bir şeyler ekleyebilirim gibi bir yorum yapıyorduk. Buna bağlı olarak da az önce dedik ki bu maddenin C5H10 olduğunu söylemiştik. Ve diğer maddede de aynı şey sayıda karbon ve hidrojen olabilirdi. Burada da örneğin C4H8'i görüyorduk. Şuraya 12 olarak şöyle daha doğru olur. C4H8 olarak gözlemliyorduk. Neydi, 10 yapalım hatta. Bununla ilgili olarak neleri farklıydı bunların? Bazıları dümdüz bir yol gibi zincir şeklinde olurken bazıları ise yol ayrımları içerebiliyordu. Tıpkı İzmir'den Ankara'ya giderken olan yol ayrımları gibi. Normalde İzmir'den yola çıktığınızda geçeceğiniz yerler işte Manisa, Uşak, Afyon, işte Polatlı derken Ankara'dır. Ancak aşağıya doğru Antalya'ya, yukarıya doğru Bursa'ya da yol ayrımları olabilir. Bizim için önemli olan ana zincirdir. Ana zincirin uzunluğudur. Kenardaki yol ayrımları da bizler için sorgulanabilir. Ama sınavda hocalarım böyle dümdüz bir çizgi olarak sorulmayabilir. Çünkü yolları düşünün, yollarda bir virajlar vardır. İlla dümdüz olmak zorunda değil. Bakın sol taraftaki C5H12 bizim için daha başka nasıl sorulabiliyor? Dümdüz değil de hocalarım bazen şöyle sanki viraj varmış gibi sorulabiliyor. Hocalarım da bunun çok farklı bir madde olduğunu düşünüyor. Hayır, aynı madde. Sadece karbonlar arasındaki bağları yazarken arada küçük küçük kırılmalar, küçük kıvrımlar söyledik. Bunun haricinde başka bir şey yapmadık. Veya aşağıdaki maddeyi de yazarken küçük virajlar ekledik ve üst tarafta da bir yol ayrımından bahsettik. Halbuki bunlar aynı şeyden bahseder. Baktığımızda illa açık vermek zorunda değildir. Peki alt taraftaki bu ikili bağ bizim için ne ifade ediyor? Az sonra konuşacağız. Düz zincirli ile dallanmış arasındaki fark yol ayrımıyken, doymuş da doymamış arasındaki fark tekli ve ikili bağ olarak ifade edilebilir. Tıpkı burada olduğu gibi ikili ve üçlü bağ olduğunda doğrudan doymamış olduğunu söyleyebiliriz. İlla düz zincirli olmak durumunda da değil. Halkalı şekilde de olur. Yani halka dediğimizde bir birleşmeden bahsedebiliriz. Aslında yukarıda bir beşgen var. Aslında burada bir altıgen var ve burada çift bağlar gözlemleniyor yorumu da yapılabilir bizler için ilk etapta. Alkanlarla ilgili olarak söyleyeceklerimizi genellersek burada SP küp hibritleşmesi dedik çünkü 4 farklı yönü vardı ve bunlar tekli bağ yapardı. Tekli bağ yerine sigma bağı olarak söyleyebilir. Çift bağ içermediği için pi bağlarından da bahsedemeyiz. Nadiren de parafin olarak karşımıza çıkabilir soru bankalarında ama alkanlar vurgusu sınavda daha çok yapılır. Eğer ki hocam sınavda şu genellemeyi hatırlayamazsan doğrudan maddeleri birleştirerek gidebilirsin. Örneğin 3 tane mi karbon verdi? Hemen karbonları bağla. Sonra da her bir karbona 4 bağ yapacak şekilde hidrojenleri eklemeye başlayabilirsin. Buradan sonra kaç tane karbon, kaç tane hidrojen olduğunu görmek hiç zor olmayacaktır senin için. Hidrojenleri yazdıktan sonra burada neler gözlemliyoruz? Bir sayalım. Kaç tane hidrojenim var? 3. Kaç tane hidrojenim var? 8. Aslında şu genellemeyi yapmış oldum. Aklınızda olsun. Ve aradaki geçiş farkı şu şekilde ilerler. Örneğin C4 dediğimizde artık 10 tane hidrojen bağlayabilirim. Ve bu arada nasıl bir fark var? C2H düzeltiyorum. Şurayı hemen daha düzgün yazalım. CH2 kadar bir fark var. Yani karbon 1 artarken hidrojenin 2 birim arttığı ile ilgili bir vurgu yapabiliriz. Buna da ne diyeceğiz? Homolog sıra, yani eşit sıra olarak düşünebiliriz. Tıpkı karışımlardaki homojen karışımda olduğu gibi. Gelelim adlandırmaya ve her yıl neredeyse kesin bir sorunun geldiği noktaya. Daha önce kovalent bağların isimlendirilmesini şunları duymuş olabiliriz. Karbondioksit, işte alüminyum klorür veya buna bağlı olarak diazot pentaoksit gibi sözler duymuş olabiliriz. Buradaki ifadeler nedir? Bu sayılardır aslında. Karbon monoksit derken
bir tane oksijeni, karbondioksit derken iki tane oksijeni veya karbon tetraklorür derken dört tane kloru vurgularız. Burada mono, di, tri, tetra, penta diye başlayıp dekaya kadar giden sayılarımız mevcut. Peki bunu nasıl öğreneceğiz? Mecbur ezberlemek durumundayız ilk etapta. Çünkü iyonik bağlı bileşiklerde ve kovalent bağlı bileşiklerde isimlendirme yaparken bu noktalar bizim için kurtarıcı olacak. Ama alkanların adlandırılmasında bu noktadan ziyade daha çok şu kısım karşımıza çıkar. Örneğin metan, etan, propan dediğimiz kısımlar. Bunlar günlük hayatta duyulmuştur, kulağımıza çalınmıştır. Ancak hangisinin kaç karbon içerdiğini bilirsek sınavda çok rahat ederiz. Çünkü biz bugün alkenlere, alkinlere veya karboksilli asitlere geçtiğimizde de aynı şeyleri söylemek durumunda kalırız. 5 karbonlu olduğu zaman bir madde alkansa pentan ama alkense penten ve pentine dönüşür. Yani şu pen kökü çok fazla değişiklik göstermeyecek, yani neredeyse hiç. Bu nedenle ilk etapta en azından 6-7'ye kadar bilmek bizi kurtarır. Geçmiş yıllarda 6-7 dolaylarına kadar soruldu. Hani 8-9-10 biraz daha kıyıda köşede kalan bir nokta olabilir ama hegzan ve heptan vurgusunun yapıldığı soru geçmiş yıllarda var FENÖABT içerisinde. Burada tek bir karbonun metan, 10'a kadar gittiğimizde dekan olduğunu söyleyebiliriz. Bu vakti geldiğinde son kısımları alken için N'e, alkin için ine dönüşür. Tabii ki bunlar ikinci karbondan itibaren, alken ve alkin için birinci karbondan bahsetmeyeceğiz. Nasıl isimlendiririz dersek, tıpkı İstanbul-İzmir yolunda olduğu gibi en uzun zinciri seçip bu yola bağlantılı olan kısımları bulmamız gerekir. E ne demiştik? Ben İzmir'den İstanbul'a, İzmir'den Ankara'ya gidiyorsam ana yolum benim İzmir-Ankara arasıdır. Diğerleri benim için bağlantı yollarıdır. Yani yan yollar olarak ifade edilebilir. Tıpkı şurada olduğu gibi. Baktığımda benim için en uzun yol İzmir ve Ankara yolu. Buradaki yollar ne? İşte şurası benim için Denizli yol ayrımı. Şurası benim için Antalya yol ayrımı. Önemli olan benim için en uzun zincir. Sonrası benim için yan yol veya yan grup olarak isimlendirilebilir. İlk önce en uzun karbonu buluyoruz. Bir de hocalarım, sınavda şurası bir dallanma içermez. Bu gözden kaçabiliyor. Burası yolun virajlı olan noktası bakın. Burada bir yol ayrımı yok. Burada tek bir yol var. Burada bir viraj var sadece. Yani yol sadece şöyle bir viraj yapmış. Ama buraya baktığımda olay şudur. Uzun bir zincir vardır. Bir tane burada bağlı, bir tane de burada bağlı yan yol vardır. O nedenle gittiğimiz yolun yan taraflarıyla virajları karıştırmayacağız ilk etapta. Yan gruplar bize bazen kırılmış olarak verir. Bu virajları sanki bağlı gibi düşünür. Soruda hata yapmaya doğru yönlenmeye gidebiliriz. Dikkat etmemiz gereken bir nokta. Az önce söylediğimiz gibi burada en uzun zinciri seçeriz. Ancak hangi yol ayrımına yakın olduğunu söylememiz gerekir. Birine yol tarif ederken zaten öyle demez miyiz? Buraya doğru gel, ikinci sokaktan sağa gir gibi bir durumdur. Veya yola devam et, ikinci sokaktan sap. Burada sokaklarda veya yollardaki en yakın yer bizim için önemlidir. En yakın benzinlik gibi düşünebilirsiniz. En yakın sapak bizim için önemlidir. En yakın sapaktan isimlendirmeye başlarız. Yani numara verirsek eğer, en yakın sapağın olduğu taraf bizim için bir numarayı da en küçük sayıyı almak durumundadır. Baktığımızda burada da iki farklı dönüş var. İki farklı benzinlik, iki farklı yol ayrımı gibi düşünülebilir. Baktığımızda biz soldan değil sağdan isimlendirme yapmamız gerekecektir ya da numaralandırma. Çünkü yol ayrımlarımız 1 ve 2 numarada düzeltiyormuş. Sağ taraftaki 2 ve 3 numarada daha yakın noktalarda olduğu gözlemlenebilir. Ve isimlendirme yaparken bu sapakların isimlerini alfabetik sıraya göre söyleme durumu vardır. Normalde her insan şunu der, yani yakından uzağa göre isimlendirme yapar. Yani ikinci kısımdan dönersen Denizli'ye dönersin, üçüncü kısımdan dönersen Antalya'ya dönersin vesaire vesaire şeklinde. Ama burada alfabetik sıra önemli. Yani sanki bir plaka numaralandırması gibi isimlere dikkat ediyoruz. Sadece numaralandırma yetmiyor. Önemli şeylerden bir tanesi de alfabetik sıraya göre söylemek.
Önce üçüncü sonra dördüncü sapağı söyleyeyim. Hayır. Önce ismi alfabetik olarak önce olan söylenir. Etille metili kıyaslarsak önce etili sınıflandırmak durumunda kalacağız. Peki alkanların şekilli olanları ve sınavda hocalarımın genelde transit geçtiği yerlerden biri. Çünkü genel olarak ÖSYM'de yanlış yapılan sorulara baktığınızda seviye fark etmeksizin. Üniversite sınavına giren kişilerde de böyledir. KPSS'ye giren hocalarımda da böyledir. Grafik sorularıyla ilgili bir problem olduğu gözlenir. Veya şekilli sorularda, uzun sorularda bir problem olduğu gözlenir. Tıpkı burada olduğu gibi. Halbuki bize sorulan her köşenin bir karbon olduğunu biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Bu kadardır. Eğer ki her köşeye hocam bir karbon ekliyorsa bundan sonrası çok kolaydır. 6 karbonluya biz az önce ne dedik? 6 karbonlu bileşikler bizim için hegzan olacak. Eğer ki 6'ya hegzan diyen bir hocam varsa bunun şekilli bir hegzan veya halkalı bir hegzan olduğunu söylemesi yeterli olacak. O nedenle şekilli veya bu şekildeki bir soruyu organikte görüyorsak asla geçmiyoruz. Halbuki daha kolay bir soruyla karşılaşmışızdır. Haberimiz yoktur. Sikto dediğimiz halkalı veya bizim bildiğimiz usulle şekilli şüküllü alkanlar olarak ifade edilebilir. Bunlara dikkat edelim. Sınavda transit geçmeyelim. Peki alkanların bizim için reaksiyonları ne? Şimdi doymuş da doymamış arasında bir fark söylemiştik. Alkanlar doymuştu. Yani dışarıdan bir şey artık ben buna eklememeliydim. Demek ki bunların verdikleri tepkimeler böyle ekleme çıkarma şeklinde değil de daha böyle yer değiştirme gibi veya dışarıdaki reaksiyonlarda böyle ekleme çıkarmadan ziyade birbirleriyle etkileşim gibi olacaktır. Nedir bunlar? Örneklerden birisi yanmadır. Organik maddelerin yandığını söyledik. Neydi bunlar? Örneğin kolonya yanardı. Benzin yanardı, kömür yanardı, petrol yanardı. Evet, bunlar yanma olarak değil de ne gibi sorulabilirdi hocalarım bize? Oksijenle olan tepkimi olarak sorulabilirdi. O nedenle sınavda yanma yerine şunu görebilirsiniz. Oksijenle reaksiyon, oksijenle tepkimi olarak gözlenebilir. Ne çıkar? Yaktık biz bir kolonyayı. Ne çıkar? Sorulardan biri budur. Bakalım en baştan itibaren neler sorulabilir? Önce maddeyi görünce hocam organik mi değil mi yorumunu yapacak. Evet organik derse bunun oksijenle olan bir reaksiyon verdiğini bilmeli. Oksijenle olan reaksiyonunda yanma olduğu ile ilgili bir fikir sahibi olmalı. Ancak bazen hocam şunu unutabiliyor. Yanınca bir madde ne çıkar? Duman diyebilirsiniz. Yanlış değil. Ancak bunların karbondioksit ve su olduğunu bilmek gerekir. Eğer hocam bu suyu daha önce görmediyse şöyle bir yanılgıya düşüyor. Bir yerde su oluşuyorsa orada nasıl bir yangın devam edebilir ya da yanma? Bakın yangın demiyoruz aslında. Yanma dediğimiz oksijenle olan reaksiyon. Burada ateş ya da alev görme zorunluluğumuz yoktur. Zaten gördüklerimizde de su oluşur ancak bakın ne şeklinde oluşmuş? Gaz. Orada şırıl şırıl akan bir gaz su şırıl şırıl akan bir su oluşmaz. Gaz halinde su oluşur, uçar, tüter, gider. O nedenle ateşi söndürmek için yeterli değildir. O zaman bize ne sorulabilir? Yanar mı? Bu madde organik mi? Çıkan maddelerle ilgili bir yorum yapılabilir ama daha çok şurayla ilgili bir vurgu denemelerin sevdiği yerdir. Bu tepkime kıymetli hocalarım, endotermik mi, egzotermik mi? Ne dersiniz? Bu oluşan yanma tepkimesi endotermik midir, egzotermik midir? Ne dersiniz? Cevaplar gelmeye başladı. Bununla ilgili çünkü bir soru daha altına hemen söyleyeceğim. Egzo Emre hocam, egzo dedi Sedanur hocam, egzo dedi Esma hocam, egzo dedi. Peki burada uzlaştık. Ben de altına şöyle bir soru yazayım o zaman. C2 H2 maddesini yakıyorum. Buraları söylemiyorum. Zaten hadi O2'leri de söyleyelim. Hızlıca bir şu şekilde. Bir de C2 H4 maddesini yakalım. O2 ile ve şu şekilde gözlemleyelim. Çıkacak enerjileri C1 ve C2 dersek. Çıkacak enerjileri kıyaslayalım. C2 H2'yi mi yaktığımızda daha çok enerji çıkar?
C2H4'ü mü yaktığınızda daha çok enerji çıkar? Kıymetli hocalarım, nasıl bir yorum yaparsınız? Farklı cevaplar gelmeye başladı. Birazdan slide'ı geriye sarıp bir hatırlayalım bakalım oluşum enerjilerini. Evet, hidrojen sayısı ile ilgili olabilir. Bununla birlikte karbonların birbiriyle yaptığı bağ sayısı da aslında ilişkili olabilir. Sadece nasıl yorum yapmalıyız? Bununla ilgili bir fikre ihtiyacımız var. Büşra Hocam aslında tam bam teli dediğimiz yere bastı. Biz neye göre yorum yapacağız? Hidrojene göre mi? Yoksa başka bir şeye göre mi? Bu tarz yorumlar karşımıza çıkabiliyor çünkü. Şimdi sigma ve pi bağına göre de olabilir diyor şimdi Emrah Hocam. İşte bizim bildiğimiz bu tekli, ikili, üçlü bağları böyle biraz döndürdüğümüz zaman kafa karıştırıcı olabiliyor. O zaman biz dönelim şöyle az önce konuştuğumuz yerlere. Bir tablomuz vardı şurada, bağ enerjisi. Normalde karbon ve karbonu kırmak kolaydır. O zaman biz bunu yaktığımızda da sanki daha böyle az bir enerjiyle karşılaşabiliriz. Eğer ki biz daha güçlü bir bağ görüyorsak burada fazla sayıda bağ olduğu yorumu da yapabiliriz üçlü bağ ile ilgili. Bu nedenle bağ enerjisi yorumları yapılırken genellikle aradaki bağ sayısına bakılır. Örneğin C2H2 dediğimiz zaman biz şurada olduğu gibi C2H2'de üçlü bağ olur. Ama C2H4'te ikili bağ olur. Az önce verdiğimiz soruda tam olarak değerler vermeden zaten bilinemez. Sadece sizlerin yorumlarıyla ilgili bir düşüncem ya da nasıl yaklaştığınızı görmem adına orayı oluşturmuştum. Buradaki kısımlarda enerjiden bahsediyorsa ve soru organik kimyasa ve olmasa bile organik kimya, biz burada doğrudan bağ sayısını bir incelemeliyiz. Buradaki bağ sayısı bizim için önemlidir. Örneğin bir kömür türü vardır ya işte. Yerine göre bazen fark eder ama bazı kömürler çok iyi ısıtırken bazı kömürler daha az ısıtır. Mesela bir kilo taş kömürü alalım, demiri eritebiliriz belki. Ama bir kilo normal böyle karbon oranı düşük olan bir kömür aldığım zaman çok ısıtmayabilir. Demek ki burada biz yorum yaparken doğrudan bağ sayısıyla ilgili ve bağ enerjisiyle ilgili bir yorum yapmanız gerekir. Tabii ki de burada yorum yaparken yan şeyler çok etkili olacaktır. Yani burada işte hacim çok farklı olacaktır. Kaç mol aldığımız önemli olacaktır. Örneğin şurada 1 gramla şurayı 1000 grama aldığımda tabii küçük değişiklikler olacaktır. Ama kıyas yaparken neye dikkat ediyoruz o zaman biz? Bu 900 kilojül neye göre değişir? Bir, bağ sayısına göre değişir. Bağ sayısına göre bu 900 kilojülde bir farklılık görebiliriz, gözlemleyebiliriz. Hemen şurayı yok edelim. Demek ki yorum yaparken biz organik maddeyle ilgili bir, organik madde tanınacak. İki, organik maddenin diğer organik maddelere göre özelliklerin nasıl değişiyor onu göreceğiz. Zaten ben bu yorumu sorarken size şunu merak ettim. C2H2 ile C2H4 arasında ne fark var acaba? Hocalarım bunu gözlemleyebiliyor mu? Bunu merak ettiğim için yönlendirdiğim bir sorudur. Ama daha çok bize nasıl geliyor? Egzotermik mi, endotermik mi? Birinci vurgu. İkinci vurgu da bu neye göre değişir? Yapılan bağ sayılarına göre değişebilir. Ancak bu durum bağ özellikleri verilmeden bilinemez. Ama kırmaya geldiğimizde üçlü bağı kırmak zordur. İkili bağa göre tabii ki bunlar aynı mol sayısındaysa diye mol kavramıyla ilgili de atıflar söz konusu olacaktır. Bir diğer tepkimeye geldiğimizde organik kimyadaki alkanlar neydi? Reaksiyon verirken ya yanardı ya da yer değiştirirdi demeliyiz. Çünkü buna bir şey katamıyorum ben. Doymuş, ekstra bir katkıda bulunamıyorum. O zaman yer değiştirme yapabilirim. Bu bize hangi soruları doğurur? Burada verilen maddede CH4, C3H, CL olmuş. Yani hocalarım şöyle olmuş. Hidrojen 4 tane bağlandığında karbon doymuş oluyor. Buradaki hidrojenlerden birini alıp ben farklı bir madde demek ki ekleyebiliyorum. Böyle bir opsiyonum, böyle bir seçeneğim var. O zaman bana burada çıkabilecek sorular şudur. 1. Bu ne tepkimesidir?
Neler değişti? Hidrojenle klorların yeri değiştiği için yer değiştirme tepkimesi yapabilirim. Çünkü buradaki hidrojenlerden biri gelip klorla birleşecek ve HCl olarak oluşacaktı yeni bir ürün olarak. Ancak yukarıdaki ve aşağıdaki ürünler hakkındaki yorum özelliklerinin farkı olarak karşımıza çıkabilir. Mesela bunların hepsini koparıp hidrojenleri ben CCl4 olarak yeni bir madde oluşturursam, hocalarım CCl4'e de organik madde diyebilir miyim? Ne dersiniz? En son CCl4 oluştu. Hidrojenleri kopardım, klorları taktım yerine. CCl4'te organik madde diyecek miyim? En başta organikti çünkü. Dersin başında bir vurgu yapmıştık. Olcay hocamla Emre hocam bunları hemen hatırladılar sanırım. Demek ki hidrojenleri koparıp CL4 takarsam da ben burada organik maddeye ulaşmış olabilirim. Demek ki biz burada nelere dikkat ediyoruz kıymetli hocalarım? Yer değiştirme tepkimesi olabilir. Yukarıdaki ile aşağıdaki o zaman farklar bize ileride diğer organik maddelerdeki yer değiştirme ile ilgili de sorular sorabilir. Demek ki ben bir yerde hidrojen görüyorsam bu hidrojeni koparıp yeni şeyler takabileceğimi de vurgusunu yapmak durumunda olmak zorundayım. Kıymetli hocalarım, dersin sonuna doğru gelirken neler yaptığımızı bir sizinle değerlendirelim. İlk başta tabii ki Esra hocam. Peki, zaten dersimizin de sonuna gelmiştik. En baştan ne yaptığımızı hızlıca söylersek, organik bileşiklerde nerede bir hata yapıyoruz? İlk önce o kısımla ilgili konuşalım. Evet. Muhtemelen hocam orada şey olabilir biyolojide. Daha çok vücudun sentezlediği bileşikler olabilir. Vücudun sentezlediği ve dışarıdan almamız gereken bileşiklerle ilgili olarak bir yorum yapılmış olabilir. Doğada çünkü kimyada organik bileşikler yapılırken bizim için daha çok karbon, hidrojen artı diğer maddeler olarak söylenebilir. Oradaki tanım muhtemelen sentez bileşikleri ile ilgili olmuş olabilir. Bu konuda belki bir biyoloji öğretmenimizle tekrar değerlendirebiliriz. Ondan sonra tekrar sizinle iletişime geçebiliriz. Bir biyoloji öğretmenimize soralım, olur mu? Esra hocam, ondan sonra tekrar konuşalım sizlerle. Organik ve anorganik bileşiklerin hocalarım nelerini bileceğiz o zaman? Bizim için bir, maddeyi görünce tanıyor muyuz? İki, bunların özellikleri nelerdir? Üç, diğerlerine göre farkları nelerdir? Ve anorganik maddelerin özelliklerine göre farkları nelerdir? Sınava çalışırken hangi konulardan geleceğini bilmeliyiz? Bir, burada isimlendirmeyi bilmeliyiz. İki, özellik bilmeliyiz. Üç, az önce söylediğimiz gibi reaksiyonları kesin olarak bilmeliyiz. Dersin başında sorduğumuz gibi organik kimya biraz daha karşımıza zor bir konu olarak karşımıza çıksa da umarım buradan sonraki kısımda organik kimyaya nasıl yaklaşacağımızla ilgili bir fikir sahibi olmuş oluruz. Bana soracağınız bir soru varsa cevaplayabilirim. Eğer yoksa sizleri tanıdığım için çok mutlu oldum. Dersimizi noktalayabiliriz. Var mı aklınıza takılan bir soru? Kristal diyebiliriz hocam. Allotroptur. Aynı zamanda allotrop kovenantlarını içerir. Ben teşekkür ederim. Sizleri tanıdığım için çok mutlu oldum. Gelecek yılda yeni görev yerlerinizde tüm hocalarıma başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.